Teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim. Biz Konya'dan geldik. Yemeğini yiyelim. Lezzetine bakalım, tadını değil. Öyle çocuklarla beraber hep beraber geldik. Şu anda da geldik. Zaten yasaklardan dolayı sosyal mesafeye uyaraktan paket servisiyle alıyoruz. Adana kebap zevkini evinizde mi yaşayacaksınız artık? Bundan sonra öyle, ama bu yasaklar kalktığı zaman tekrardan geleceğim. Restoranda yemenin tadı farklı mı oluyor? Tabii restoranla paket usulü yemek farklı. Ama sonuçta bizde damak zevkimize uygun olduğu için gayet güzeldi. Şey yoktu yani, çok bir farkı yok. Yetişemedik yani, aslında masada yemeği daha çok arzu ediyorduk ama denk gelmedik. Yasaktan dolayı. Yine ayaküstü yedik. Çok güzel olmuş. Engel olmadı yasak? Olmadı tabii. Yasak kebap aşkımıza engel olmadı yani. Yine de paket de olsa alıp yediniz. Paket de olsa aldık yedik. İşlerimiz %80 düşüyor yani. Ama sağlık önemli. Önemli olan sağlık. Bizim için sağlık çok önemli. Sağlığımız için eğer bu yararlıysa bu olsun yani. Biz her şeye varız. Pakette de insanlar mutlu. Sadece ne yapalım yani? Sırf yani açık olsun diye açık olsun. Yani ama buna şükür. Bugünler de geçecek inşallah. Paket bitecek. Servis olarak onlara hizmet edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi paketten idare ediyoruz. Şimdi kebap sevgisine paketin engel olması imkansız. Yani bu kadar sevgi varken, bu kebap sevgisi varken insanların şehir dışından gelip de paket yemeye, şurada ayakta durup da dürüm yemeye bile razılar. Çünkü Adana kebap sevgisi bambaşka bir şey. Ben de bir şey söylemek için. Ben de bir şey söylemek için.